Selamlar herkese, Zararına Sohbetlere hoş geldiniz. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'ndeyiz. Sertsesi.com sponsorluğunda filmlerimizi izliyor, içeriklerimizi YouTube'a fırlatıyoruz. Ayrıca bu videonun çekimlerinde bize gerekli mekanı, ilgiyi, alakayı sağlayan Kadıköy Film Kulübü'ne de teşekkürlerimizi sunuyor. Ve bugün hangi filmi konuşuyoruz? Bugün hangi filmi konuşuyoruz? İngilizce End of Season olarak bildiğimiz, aslında Azerbaycan filmi olan ve Türkçesini mevsim sonu diye çevirebileceğimiz bir film. Abi, izlediğimiz şeyden memnun muyuz? Vallahi hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim yani, net bir şekilde. Abi, o kadar beğenmedim ki filmi. Yani kesinlikle şimdiye kadar en azından festivalde izlediğim en kötü şeydi. Hani basın title'ı ile gitmek, filmleri aşırı derecede kötülemeyi engelleyecek bir gerekçe mi bilmiyorum ama ben ne hissediyorsam onu söylemek durumundayım. Nasıl ki iyi filme iyi diyoruz. Tabii. Ya bir de hem çok kötü hem de çok boş olmayı başarabilen. Ben filmin özel konusunu film anlatamıyorum. Özellikle Ozan'a soruyorum. Abi, ne anlattı bu film bize şimdi? Öncelikle kendi aralarında iletişimsizlik olan bir aile var. Evet. Hikayenin başında. Hı-hı. Baba biraz yani ayyaş mı diyebilirim, sorumsuz, işleri eliyle iten. Genel olarak yatan bir adam evet, yani. Evet, işte anne de mutsuz. Aslına bakarsan mutsuz, yine onun kadar aylak, baba kadar. Aynen. Çocuk işte takılıyor kafasına kendi göre. Kendi kafasında onun değişik hareketleri var. Aynen. Çocuğun. İşte böyle artık yaz sonu gibi bunlar bir denize gidiyorlar. Hı-hı. Anne kayboluyor. O kadar yani, ondan sonra buluyor, konuşuyorlar falan filan. Film bu. Hakikaten film bu arada, yani kısa kesmedi. Bir gün hafta sonu pikniğine, hafta sonu kaçamağı gibi deniz kenarına gidiyorlar. Aynen. Anne kayboluyor. Neden olduğu asla belli değil. Evet. Anne bir anda geri dönüyor. Ne olduğu asla belli değil. Ve film bitiyor. Şimdi bir alt metin mi aramak lazım? Bir şey vardı da biz mi çözemedik? Ne ya oldu aslında, yani? Aslında şöyle bir şey anlatmaya çalışmış da. Şimdi baba o hikaye başladıktan önceki gün ortadan kayboluyor. Hı-hı. Bir şey yaygara kopmuyor. Anne ortadan kaybolunca yaygara kopuyor. Ben bunu o kadar almadım ki filmden uzak. Yani aslında bunu anlatmaya çalıştığını ben anladım da. Yani becerememiş bunu anlatırken. Yönetmen beceriksizliği mi demek lazım? Çünkü senaryo beceriksizliği de var. Bir şey anlatacaksın ki senin de az önce bahsettiğin gibi çok basic bir şey bu anlatacağın şey. Hani izleyiciye bile geçiremiyorsan o basit bir tane anlatacağın şeyi, o zaman niye çekildi bu film demekten alıkoyamıyorum kendime. Ya biraz böyle Amerikan bağımsızlarının çakması olmuş falan, böyle içerisinde Almanca şarkılar var, İngilizce şarkılar var, evet. Indie pop mu artık ne, çok salsa falan. O kadar özenti bir film ki yani gerçekten en sonunda kendimi bıçaklamak istedim filmi izlerken. Abi bir de şöyle bir şey söyleyeyim şimdi, hani çok böyle şey bir genel bir tabir var ya, işte bu sanat filmlerinde de böyle Nuri Bilge'nin eski tarz filmleri akıllara geliyor. İşte adam bakıyor kadraja, 10 dakika kıpırdamıyor. Sonra başka bir sekansa geçiyoruz. İşte çocuk duruyor, birisiyle konuşacak, göz göze bakışıyorlar 20 dakika falan. Hani bu bir ön yargıdır ya sanat filmleriyle alakalı. Hakikaten bu ön yargıyı boşa çıkartmayan bir film. Yani bu kadar sahne uzatmak, gereksiz filmin süresini illa bağlayacağız 90-100 dakikaya diye uğraşmak yani. Ya, boş boş evet. Sahneler. Burada 90 dakikalık bir film yani, bana 3 saate yakın bir filmmiş gibi geldi. Bir tane sahne vardı, çocuğun ağladı. Ama ağladığım dedi de şuradan bir damla yaş akıyor böyle. Abi onu kaç dakika izledik? 5 dakika falan izlemişizdir. Aklımı oynatacaktım. Bir de bu tek bu dertten muzdarip olan da biz değildik. Arka tarafta birkaç kişi Allah'ım of artık diye falan sesler gelmeye başladı salondan yani. Ya bu arada filmde güldüğümüz sahneler oldu ama hani film komik olduğu için güldüğümüz sahneler değil. Sinirlerimiz bozulduğu için abi. Yok bir de hani şey, Azerbaycan Türkçesinde konuşma biçim biraz garip geliyor ya bize, evet. Hani bize alışkın olmadığımız bir şey yani, insanlar ondan gülüyor falan. Bu ön yargı değil, bu kötü bir huy değil, sadece bu bilinen bir gerçek. Bazen Türkçe kelimeler bir yani çok andırıyor Türkçe kelimeleri. Bir yandan da filmin İngilizce altyazısı da var, Türkçe altyazısı da var ama izlediğin şey yer yer Türkçe'ye de benziyor. Biraz kafan karışıyor, gülesin geliyor bazen falan böyle. Ya, bize komik gelen tabirler, ters gelen tabirler tabii de var ya ondan. Aynen. Ama onun dışında yani boş, evet. Boş bir film ya. Boş boş. Yani şey, ben o son sahneden zaten o kadar sıkıldım ki, o dediğin çocuğun, yani çocuk kafa aç çekim bir tane, tamam mı? Yakın almışlar, çocuğun kafası var kadrajda. Kulaklık takıyor. Müzik dinlemeye başlıyor. 5-6 dakikalık bir müzik. Bayağı başından sonuna kadar yani, upuzun müzik yani. Biz o müziği dinledik çocuğun suratına bakarak. Çocuk bir ara güldü, bir ara ağladı, bir ara somurttu. Ama yani yönetmenin bir şey mi, his mi vermeye çalıştı, bir şey mi anlatmaya çalıştı orada, ben onu da mı anlamadım acaba diye de düşünmüyor değilim. Yani hiç olmadı ya.
Yok çok canım, alakasız alakasız şeyler yani, hani olayla alakası olmayan bir sürü de sahne vardı filmde. Çok alakasız şeyler vardı abi. Daha da aslında bir şey anlatmaya gerek yok bence. Gerek yok, uzun bile konuştuk bu filmi. Bomboş bir filmdi arkadaşlar, eğer gösterime girerse vaktinizi harcamayın bu filmi. Yani If İstanbul'da daha kötüsünü izleyene kadar en kötüsü bu kendi adıma diyorum. Ve yavaş yavaş bitiriyorum videoyu. Bitirelim gitsin. Arkadaşlar Zararlı Sohbetler YouTube kanalına bir abonelik patlatabilirsiniz. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ile alakalı iletişim bilgilerine ve Kadıköy Film Kulübü ile alakalı iletişim bilgilerine açıklama kısmından ulaşabiliyorsunuz. Bitirmeden bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ayrıca işte sert sesliye koyduğum yazıyı da linke ekleyeceğiz. Tamam. If İstanbul'la alakalı güzel bir makalesi var. O da açıklama kısmında linki var. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.